Herkese merhaba, hepiniz evime, kanalıma, vloguma hoş geldiniz. Biz çoktan kalktık, kahvaltımızı yaptık, çaylarımızı, kahvelerimizi içtik. Şimdi ne yapacağız? Hemen size göstereceğim. Tak tak seslerini duyuyorsunuz. Hemen kamerayı çevirip size gösteriyorum. Bak, kenarındaki silikonları görüyorsunuz. Bu silikonların bir kısmı attı. Biz eve taşındığımızda şu altında macun gibi bir şey vardı buranın. Üzerine silikon yapıldı buranın, beyaz. Ama bu silikonlar çok kötü duruyor. Burayı sildikçe silikonlar kalkıyor. Böyle bakın. Gördünüz mü? Şimdi derzmatik diye bir şey var. Ondan alıp deneyeceğiz ama onu almadan burayı bir sökmemiz lazım. O yüzden bunların hepsi sökülecek. Hatta burada armağan sökmeye başladı bile. Bakın, buraların hepsini böyle kıracağız şimdi. Silikon, bir de altında macun gibi bir şey var. Onu da kıracağız. Aslında şuradaki silikonları iyi ama sadece bunun beyaz olması için o derzmatik denen şeyden alacağız. Bakalım, kıralım şimdi yavaş yavaş. Bakın, şimdi bıçakla sökeceğim, görüyor musunuz? Yani sökmesi biraz zor olacak gibi ama yapacak bir şey yok. Böyle ayrı gayrı duruyor. Kötü de duruyor. O yüzden sökeceğiz şimdi hepsini. Kenarların hepsini böyle temizledik. Kalıntılarımız da burada. Şimdi bir Nescafe arası vereceğiz. Parmağın hala küçük detaylarla uğraşıyor. Anne. Şey, böyle bıçakla yaptık ama çizilmedi. Efendim anne? Anne, çilekle topla, bir de bununla topla. Ne toplayayım anneciğim? Şununla topla, bununla topla. Neyi toplayayım onlarla? Çilekle topla. Bunu... Saçlarını mı toplayayım? Tamam. Bununla. İki tane mi toplayacağız? Evet. Peki. Babalı kızlı derzmatik almaya gidiyorlar. Şimdi çıkacaklar. Bir sürü de çöp tutuşturdum ellerini. Elis. Merhaba anneciğim. Tamam anneciğim. Tamam. Bıcır bıcır da konuşması olmaz. Şuraları sildim arkadaşlar. Böyle o kalıntıları falan topladım. Bezle de sildim. Şimdi armağan derzmatiği bulursa inşallah, alıp gelince buralara çekeceğiz, bakalım nasıl olacak. Derzmatiğin rengi benim internette gördüğüm bembeyaz bir şeydi. Eğer şuralar böyle krem gibi kalırsa buralardan da geçebiliriz. Bakalım, gidip alıp gelsinler. Ondan sonra göreceğiz. Minnaklar derzi alıp geldiler. Derzmatik diyordum. Gittikleri yerde Master diye bir markanın varmış arkadaşlar. Getir bakayım anneciğim. Verecek misin? Tabii ki vereceğim. Böyle iki tane aldı armağan. Yeter yetmez diye. Hani şey, fayans aralarını da yapabiliriz. Bir de yanında şöyle şu bağlıydı şuraya. Bununla da böyle çektireceğiz sanırım. Şu köşesi herhalde o köşeli yerler için böyle kullanacağız. Geri kalanı da fayans araları için, şuraları da. Anne, böyle yapmayalım. Tamam. Böyle işte az sonra başlayacağız arkadaşlar, bakalım. Şöyle yatay tutulacakmış. Şimdi yaparken de gösteririz size. Gösteririz size. Thank you.
Şöyle elimle de fayans aralarını yapayım dedim. Fayans aralarını şu gaga uç diyorlar. Arkasında öyle yazıyor. Adı gaga uçmuş. Onunla denedim. Onunla daha zor. Böyle parmağı şu kadar alıp sıkmak daha basit geldi bana, böyle parmakla yapmak. Çünkü şey, diğer taraf böyle fayansların her şey gibi duruyor. Ne denir onu? Kırık beyaz gibi. Ondan böyle fayans aralarını böyle yapacağım. Kenarlara ikinci katı geçmedik, daha bekliyoruz. Bakalım. Elle sürmek daha basit. İlk defa biz böyle bir şey yapıyoruz. O yüzden biraz amatör olduğumuz için fazla da harcıyor olabiliriz. Bir de bizim bango dediğim gibi girintili çıkıntılı. Bizden önceki yaptıranlar pek de hayırlı bir usta bulmamışlar. Ya işte ustadan ustaya çok fark ediyor böyle işler. Bence gayet iyi oldu. Bakın. Şuradakiler şeyle çıkıyor, daha sonra sildiğinizde sileceğim onları. Şu taraf yapılmamış, bu taraf yapılmış. Mutfağı beyazlatma operasyonları tüm hızıyla devam ediyordu. Bango'nun şeyleri, fayansları zaten silmiştim. Yaptıktan sonra sildim hemen. Fayanslar daha çabuk kuruyor. Daha az malzeme kullandığınız için. Fayans aralarını da yaptım. Böyle çiçek gibi oldu valla. Derzmatik tavsiye ederim. Tabi biz ilk defa yaptığımız için daha kuracak. Bu arada iki kat yaptık biz. Bizim dediğim gibi bango biraz bozuk olduğu için iki katta anca toparlayabildik söktüğümüz yerleri. Böyle valla gayet güzel oldu. İki tüpün bir tanesini tamamını kullandık. Bir tanesinde 1/3'ünü falan kullandık. İşte iki kat yaptığımız için biz böyle her yer çiçek gibi oldu. Valla gayet güzel oldu. Sarıydı. Bir de dediğim gibi bozuktu. Gördünüz zaten sökerken de. Şimdi böyle gayet tertemiz bir bangom oldu.
Kışın 12 saatte kuruyormuş terzi arkadaşlar. Yazın da 6 saatte. İki kat arasında da 2 saat beklemek gerekiyormuş. 2 saatten sonra ikinci kat atılabiliyormuş. Şöyle havanın içini göstermiyorum. Bulaşık makinamda temizler olduğu için onları kaldıramadım. Kahve falan içtik. Şimdi artık yemek hazırlayacağım. Yemeğimizi de yiyelim. Ondan sonra görüşürüz inşallah. Görüşürüz inşallah. Bakalım. Sonunda vallahi gelebildim yani. Elif falan uyudu. Mutfaktaki bulaşıkları topladım. Bulaşık makinesindeki temizleri yerleştirdim. Oraları çekmedim artık. Çünkü gerçekten üşendim. Sabahtan beri ayaktayım. Bir böyle yemekten sonra bir saat kadar uzandım, dinlendim. Tipimden de belli oluyor zaten. Hiç böyle insana benzer bir yanım kalmadı. Şu tipime bak ya. Neyse, ders beni zorladı ya. Gerçekten zorladı yani. Armağanın parmakları da büyük olduğundan fayans aralarını o yapamadı. Mecburen yaptım. Şey ne o? Bizim banko dedim ya, sıkıntılı biraz. Bu evi aldığımız kişiler de mutfağı kime yaptırdılarsa duvarla banko arasında kalan boşluğun belli bir kısmında karton vardı. Kartonla böyle tampon gibi yapmışlar. Boş kalan kısma. Şey kazırken karton çıkacak falan diye korktuk. Karton çıksa neyle kapatacağız onu da bilmiyoruz. Öyle bayağı şey oldu. İlk katı sürdük. İşte banko yamuk diye kötü durdu. Sonra ikinci katı sürdük. Bir de ilk defa sürdüğümüzden yavaş yavaş yapıyoruz. O yüzden de uzun sürdü. İkinci katı sürerken de ben aradaki 2 saat bekleme süresini unut. Kurumadan böyle daha yarım yamalak üstü hafif kabuk tutmuştu. O şekildeyken sürmeye kalk. Pütür pütür oldu. Hadi onu düzelt. Veya üçüncü katı bile çektik diyebilirim gerçekten düzeltmek için. Sonra da zaten şey böyle bıçakla düz hale getirdik kenarlarını. En son videoda gösterdiğim haliydi. Ama şey değdi mi uğraştırma değdi. Tertemiz oldu. Böyle şey yani fayanslarım yeni yapılmış gibi oldu gerçekten. Bir de tabii temizlemesi vardı. Yani fayans temizlemek kolaydı. Nemli bezle sildim onlar çıktı da. O yaptığımız yerler bıçakla temizle sonra sil falan. O kısmı biraz uğraştırdı açıkçası. Yordu yani gerçekten yoruldum. İşte bir saat falan yemekten sonra oturup uzanıp dinlenebildim. Onun dışında daha böyle video için oturuyorum. Sadece dersden ibaret bir video oldu ya. Ama gerçekten bütün gün onunla uğraştık. Yani başka hiçbir şey yapmadım. Bir sadece dünden yemeğim vardı. Allah'tan o vardı yani. O olmasa artık yumurta kırıp yerdik. Ne yapalım? Oy, yoruldum ama bakıyorum şimdi de böyle içim açıldı. Temiz temiz görünce. O silikonlar gösterdim ya size videoda. Temizliyorum mesela, sünger sürüyorum. Süngerle beraber yarısı kalkıyor, yarısı kalkmıyor. Altından eski macunun böyle sarı rengi görünüyor. Sevmiyorum ben de öyle olunca. Yani ben değil, kimse sevmez herhalde o görüntüyü. Kaç zamandır aklımdaydı. İşte başlamak bitirmenin yarısıdır hesabı oldu benimki. Hadi yapalım deyince oldu yani. Hadi deyince oluyormuş, yapılıyormuş. Sizler neler yaptınız? Nasıl geçti gününüz? Merak ediyorum. Aşağıda yorumlarda buluşuruz. Yarın için bu arada ben artık bu ütüden gerçekten nefret ediyorum ya. Çamaşırı yıkıyorum. Ütü yapmadığım için dağ gibi oluyor. Hani bakarsan dağ, bakmazsan dağ. Benimki gerçekten dağ. Ütü yüzüne bakmadığım için dağ oldu. Bu ütüye nasıl çözüm bulacağız ya? Hani böyle zengin falan olsun ütücüye vereyim. Allah hayallere bak, zengin oldun, ütü kıyafeti ütücüye vereceksin. Ne kadar fakir hayallerim var benim şu an ya. Gerçekten gece gece kendimi böyle bir tokatlayasım var yani. Ütüyü gerçekten yapmam lazım. Hiç abartısız söylüyorum. Yeşil sepetimi biliyorsunuz. O sepetin içi dolu, üstü de sepet kadar dolu. Yani sepet artı bir sepet daha düşünün. O kadar ütüm var. Kirlilik de gene yıkanacaklar birikiyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Zaten gerçi üstüme de şey yaptım. Ders yaptım. Nasıl birikiyor? Böyle birikiyor işte. Nasıl birikecek? Bundan sonra şey yapacağım. Evin içinde giyeceklerimi gerçekten ütülemeyeceğim. Artık fenalık geldi. Elisinkiler dışında Armağan'la benim ev içerisinde giydiğimiz kıyafetleri gerçekten ütülemeyeceğim.
Nefret ediyorum ya. Yemek yap de yapayım. Temizliğe varım. Ama o ütü, yani ölüm gibi geliyor bana. Ütüle Allah ütüle, ütüle Allah ütüle. Bir de benim kolum geçmişten kırık olduğu için ağrıyor. Hani bir süre sonra gerçekten ağrıyor. Çünkü kemik birbirini yarı yarıya tutuyor. Ben platin taktırmak istemediğim için. Yani şuramda 25-30 dikiş istemediğim için. Yarı oturtabildiler. Çatallı kırılmıştı çünkü. Ve belli bir süreden sonra ağrıyor. Benim sağ kolumla 3 kilodan fazla kaldırmam da yasak. Ama ben Allah ne verdi? 10 kilo, 20 kilo. Da 20 kilo değil de şaşırmayın, gerçekten kaldırıyorum. Pazara tek başına gidip bütün torbaları yüklenip gelebilen bir insanım. Damacana geliyor, onu kaldırıyorum falan. Kaldırıyorum da. İşte sonra ceremesini çekiyorum. Gerçekten canımın kıymetinin hiç olmadığını düşünüyorum. Yok. Böyle de hem ders vlogu artı dert vlogu oldu. D'lerden gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Bak. Bugün böyle geçti vallahi arkadaşlar. İnanın ders dışında hiçbir şey yapamadım. Bir sadece bir gece önce buzdolabını temizlemiştim. İşte şey, bozulanlar falan olmuş. Onları falan attım. Çekmeceyi yeniden düzenlemiştim. Onun dışında bugün tek uğraştığım şey ders oldu. Bana da dert oldu yani gerçekten. Mutfağın boyası da gözüme batıyor. Çünkü şey, şu kısımlara masa falan sürtüyor ya. Şurası bana lekeli geliyor. Şuralarda bakın. Böyle boya kalkması gibi yerler var. Masayı ittir kalktır ittir kalktır derken. Bu aralar armağan evdeyken, hazır onu yakalamışken boya işini de hallettirebilirim. Boya var yani, bu gri boyadan var. En son evsin odasını boyamıştım. Mutfağa yeter yani. Bir duvar var zaten. Bir de şurası var yarım. Mutfağa yeter diye düşünüyorum. Ya bir kat atsan zaten kapanacak orası da. Bakalım. Yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Gene benim bir anlık şeye bakacak o. Hadi yapıyoruz diyeceğim. Gene kendim girişeceğim muhtemelen ben. Bakalım ne olacak sonucumuz. Bu mutfak dolaplarının kapakları beni bu aralar çok dürtüyor arkadaşlar. Beni durdurun. Vallahi aşağıda yorumlarda yazın. Niye mutfak dolaplarım çok güzel. Vallahi değiştirme falan değil. Gerçekten beni dürtüyor yani. O beyaz kapakların sarı sarı bana bakması beni dürtüyor. Bakalım. Ona da el atacağım, az kaldı. Şartellerimin atmasını bekliyorum. Şartel atacak, yemin ederim komple evi inşaata sokacağım. Da neyle sokacağım? Sokamayacağım. Sırayla artık onu da boyayacağım gerçekten en son. O olacak gibime geliyor. Neyse arkadaşlar, çok konuştum gene. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Sadece ders oldu. Kusura bakmayın. Biraz da dert video oldu. O yüzden kusuruma bakmayın. Benden bu kadarlık olsun. Sizlere artık veda edeyim. Bir sonraki vlogda inşallah görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağlıklı olun. Bir sonraki vloga kadar öpüyorum. Hoşça kalın.